Tonguç Akademi'den herkese merhabalar arkadaşlar. Birinci dönem matematik full tekrarlarla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşım bir dönemin sonuna geldik ve her dönemin sonunda olduğu gibi bir Tonguç Akademi klasiği, bir de Tonguç Akademi efsanesiyle seninle birlikteyiz. O da full tekrarlar arkadaşım. Her zaman olduğu gibi full tekrar kampı. Takvimimizi alalım. Bugün günlerden 23 Ocak pazartesi matematik kampıyla başlıyoruz. Full tekrar ile başlıyoruz. 26'sı 30'u ikisi derken bu tatili boş geçirmiyoruz. Ana derslerimizi sayısal derslerimizi tekrar ediyoruz arkadaşım. Bu kampta kullanılacak kitabımızda Dinamo kitabımız zaten sene boyunca ödev vermiştik. Bu ödevlerde siz yaptınız ama her zaman çalışmalarınızda olsun arkadaşlar. Nedir o çalışmalarınızda olsun? Geri kalıp her zaman geri dönüp ne yapın arkadaşlar? Eski konulara da bir bakın. Bakın çok önemli konular var. Bu sayısal konular var ya acayip önemli. Özellikle AYT'de fonksiyon polinom soruları çok sağlam güzel gelir. Lütfen buraları çok iyi tekrar edelim. Çünkü 4. üniteye kadar yapmıştık. Kitabımızın gördüğünüz gibi neredeyse yarı yarıya bitirdik. Zaten dönem olduğu için yarı olması mantıklı. Siz de lütfen tekrarınızı yapın. Başka bu kitapta full yaptıysanız başka kitaba geçebilirsiniz. Ama bu kitabı yapmadıysanız kesinlikle yapın. Çünkü bakın gösteriyorum tekrar tekrar. Kare kodda canım hocam seni bekliyor arkadaşım. Unutma dedim ve geçtiğim. Ve kamp programımızda dört tane ana dersimiz var. Bunları da patlatıyorsun. Tatili aktif geçirmiş oluyorsun. Ve verimli bir şey yapmış oluyorsun. Peki uzatmayalım fazla. Ne gördük bu dönem? Birinci ünite sayma olasılık, permütasyon kombinasyon gördük. İkinci üniteye fonksiyonların içinden geçtik. Üçüncü üniteye polinomların altını üstüne getirmiştik. Ve dördüncü üniteye gelmiştik. Evet permütasyonla birinci üniteyle başlayalım arkadaşım. Birinci ünitede ne görmüştük? Sayma görmüştük. Neydi o? Toplama yoluyla sayma, çarpma yoluyla sayma vardı. V bağlacıyla bağladığın anda sen ne yapıyordun? Çarpma yapıyordun. V ile bağlarsan da o zaman toplama yapıyordun. Nasıl yani? Ben iki tane... Daha doğrusu bir tane çiçek alacağım. ...üç tane, orada hemen ne yapıyorsun arkadaşım? Çok özür dilerim, yanlış söyledik. Diyeceksin ki arkadaşım, mesela e, iki çiçek alacağım... ...ne yapıyorsun? Üç tane gül var... ...bir tane de e, üç tane gül var... ...iki tane de papatya olsun... ...sen ne yapıyorsun? Bir gül veya bir papatya dersen... ...bakın burada toplama yoluna gidiyorsun. Ama bir gül ve papatya dersen... ...burada çarpma yoluna gidiyorsun. Niye? Çünkü... ...bir gül ve dersen... ...orada iki haneyi doldurmaya çalışırsın... Bir gün veya dersen orada bir haneyi doldurmaya çalışırsın. Dikkat edin, iki hane doldurmaya çalışırsan tabii ki de bunun arası çarpma olacak. Bir haneyi doldurmaya çalışıyorsan oradaki elemanların içinden bu haneyi doldurmak için kaç tane var diye düşünüyorsun. Ve unutma permütasyonda ne yapıyorduk biz n bölü n faktöriyel bölü n r faktöriyel diyorduk ama öyle diyeceğimize n'den başlayıp ne yapıyorduk? Hemen r tane yazıyorduk genelde. Bunun kuralı buydu. Bu şekilde yapıyorduk. Mesela bakın 5'in şüsü 5'ten başlayıp 3 tane yaz. 5, 4, 3 bitti. Nokta net. Ve unutma bu en kişinin en farklı sıralanmasıdır. Bu sıralama olduğu için aklında olsun enin enlisi en faktör eleştir. Peki en kişiyi hiçbir şekilde nasıl sıralarsın? Tabii ki de bir şekilde hiç koymazsın ortalığı. Peki en kişiyi birer birer nasıl sıralarsın? Ne yaparsın? En çarpı daha doğrusu en yaparsın her bir kişiyi oraya bir, birer kez koyarsın. Geldim buraya tekrarlı permütasyonda en tane eleman R1, R2, RK diye ayrılırsa ayrıldığı anda sen bunları topluca yazıyorsun. Mesela ananastaki gibi 3 tane A, 2 tane N varsa 6 elemanı yazıyorsun. Yalnız bu 2 eleman N'ler yer değişemediği için iki faktöriyel yazıyorsun. Hani değişmeleri iki faktöriyel onları düşüyorsun yani. Bölü 2 faktöriyel yapıyorsun. A'lardan da bölü 3 faktöriyel yapıyorsun olayı bitiriyorsun. Bakın bu A'dan sağa ve yukarı gitmek şartıyla B'ye kaç farklı şekilde gidersin derse sağ, sağ 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 yukarı 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 4 sağ var ve 4 yukarı var. O zaman ne diyorsun biliyor musun? 8 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel dediğin anda Olay biter arkadaşım. Niye? Çünkü ister buraya git yukarı çık. ister iki kere buraya git bir yukarı çık. Fark etmez. Sonuçta bunların hepsi sana S, S, S harflerini Diğerleri de y y y harflerini sana verecektir. Unutmuyorsun, aklında kalsın. Peki kombinasyon neydi? Kombinasyon seçmeydi arkadaşım. Neyi seçiyorduk peki? Burada elimizdeki elemanları seçiyorduk ve sıranın hiçbir önemi yoktu. Peki burada nasıl gösterim vardı? Permütasyon gibi başına C koyup N n'in reelisi yazabilirdik. Ya da sadece kombinasyona hös has ne ya? Has bir özellik vardı. O da neydi? N n'in reelisi. Burada da yapacağımız şey yine permütasyon gibi bakın 5, 4, 3 yazıyorsun. Aşağıya da burada ne varsa 3, 3 faktoriyel yazıyorsun. Bakın zaten burası permütasyonun aynısı. Bakın burası permütasyonun aynısı. Tek fark ne? Şuradaki faktoriyel. Neyin? ikincinin işte bu kadar. Olay bu. Mesela 6'nın dörtlüsü yaparsan 6, 5, 4, 3 yapıyorsun. Bölü 4 faktoriyel yapıyorsun. 4, 3, 2, 1 yapıyorsun. Bakın 4, 3 sadeleşiyor ya. İşte o yüzden şu kralı söylüyoruz biz. Altının dörtlüsü neye eşittir? Bunu altı aşağıya altı yapana eşittir. Altının ikilisine eşittir arkadaşım. Dedim bunu da söylemiş oldum. Burada unutmayın arkadaşlar. Bakın altının ikilisine altıdan başla iki tane yaz. Ve aşağıya da iki faktöriyel yaz. Nokta net bitti. Enin enlisi nedir arkadaşım? Kombinasyonda en kişiden eni bir durumda seçersin. Hepsini aynı anda alırsın. En, en tane kişiden ee, seçme yoluyla hiç seçme durumunda... Bir tane hiç seçmezsin. Peki en tane kişiler birer tane seçme durumunda... ne? Birinciyi alabilirsin. ikinciyi alabilirsin. Üçüncü. Bu da nedir? Sana yine eni getirecektir. Ve geometrik yoruma geçtim. Bak geometrik yorumda ne vardı arkadaşım? Üç doğrusal olmayan en farklı noktadan en çok neydi? En, enin ikilisi tane doğru geçer. Neden? Bak unutma. Nokta 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 var. İki nokta bir doğru belirtmiyor muydu? Belirtiyordu iki nokta bir doğru belirtmiyordu belirtiyordu. O zaman arkadaşım herhangi iki tanesini seçersen bir doğru eder mi? Eder. O zaman n'in ikilisi. Bak iki tane seçtim. Nokta net bitti. Hatta bunu nasıl göstersin? n çarpı n eksi 1 bölü 2 çarpı 1. Bitti. Peki üçgen için bana üç nokta lazım. Üç nokta için ne yapıyorsun? En taneden 3 tanesini seçiyorsun. Bak seçme. Dörtgen için 4 dört tane seçiyorsun. Unutmuyorsun arkadaşım. Peki ben yuvarlağın üzerindeysem. Bakın ben buradan üçgen nasıl çıkartırım? 3 nokta seçerim. Hemen ne yaparım? Dördün üçlüsü. Dördün üçlüsü ne arkadaşım? 4'ün birisi. 4'ün birisi ne arkadaşım? 4 taneden bir tane alma durumu 4'tür. İşte bu kadar. Olay bitti. Bu gibi şekillerle de sana bunu söyleyebilirler. Geldik Pascal üçgenine. Pascal üçgeni neydi arkadaşım? Pascal üçgeni ya da Ömer Hayyam yani Hayyam üçgeni demiştik arkadaşım. Kombinasyon arasında bir ilişki vardı. O ilişki de neydi? Bakın dikkat edin şimdi. Bir ile başlıyorduk. Bir bir yazıyorduk. En dıştakilere bir bir yazıyorduk. Ve buralar ne yapıyordu arkadaşım? Birbirlerinin toplamı oluyorlardı. Bu içlerdekiler ne yapıyorlardı? Birbirlerinin toplamı oluyorlardı. Buraları unutmuyorsun. Ve dikkat edersen bu bir dediğimiz aslında sıfırın sıfırlısıydı. Bu bir bir dediğimiz 1'in sıfırlısı 1'in birlisiydi. Burası da arkadaşım 2'nin sıfırlısı 2'nin birlisiydi. Burası da arkadaşım 3'ünün sıfırlısı 3'ün üçün birlisi 3'ün ikilisi 3'ün üçlüsüydü. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Bakın şurası bir hemen arkaya bakayım. Anlatmış mıyız burada? Anlatmışız. Bakın şurası nedir biliyor musunuz? X artı Y'nin birinci kuvvettir. Burası da X artı Y'nin. Bakın zaten binom diyoruz ya binom. Bakın binom açılımı zaten binom demek ikili demek. Iki, hani bir Poli. Bak polinom. Çoklu. Binom. ikili. Unutmayın burayı. O zaman burası da x artı y'nin sıfırıncı kuvvettir. O yüzden bir eleman vardır. x artı y'de iki eleman vardır. x artı y'nin karesinde bakın üstüm iki ise üç eleman gelir. Ve bunlar nedir? Binom açılımındaki katsayılardır. sayılardır. Unutma. Paskal üçgeni, kombinasyonla bir alakası var. Kombinasyonun da binomla bir alakası var. Bunu unutma. Pascal üçgeni alt kümenin sıralaşıdır. Yani kombinasyon. Bu arada unuttuk. Bir kere daha söyleyeyim. Burada kombinasyon seçmedir. Aynı zamanda ben buna alt küme de diyebilirim. Yani altın ikilisi demek kaç tane ikili eleman oluşturabilirsin altı elemandan demek. Bunu da unutmayalım. Şimdi burayı anladıysak Hemen biz nereye geçelim biliyorsunuz? Biz burada bu yanımızda kalsın bu arada. Yanımızda kalsın. Biz burada Pascal e, binom açılımına geçelim. X artı y'nin N'inci kuvveti dersem n'in sıfırlısı ile başlıyorsun. İkinci terimim n'in n'in birlisi. Üçüncü terimin n'in ikilisi. Dördüncü terimin n'in üçlüsü. Beşinci en, en son terimin n artı birinci teriminde n'in n'lisi olacak. Ve dikkat et arkadaşım. Her zaman x üzeri n ile başlarsın. Ve küçülte küçülte gidersin her zaman y üzeri sıfırla başlarsın. Büyülte büyülte gidersin. Nereye kadar? Y üzeri neye ya da x üzeri sıfıra kadar gidersin arkadaşım. Bunu unutma. V V V V V çok önemli bir şey. Bakın burada enin sıfırlısıyla başlayıp enin enisine gittiğime göre birden başlayıp n'e kadar gitseydim en elemandı. Enin sıfırlısından başladığım için en artı bir eleman vardır. Her zaman üssün bir fazlası kadar eleman vardır. Sabit derimi bulmak istersek x'leri y'leri ortadan kaldırmak için ve şuradaki sabit sayıyı bulmak için unutma arkadaşım. Daha doğrusu x'i y'ye sıfır verdiğinde sabit neresi ise orayı bulmak için x'e y'ye sıfır veriyorum. Kat sayılar toplamı için ben sadece bu baştakiler kalsın istediğim için o zaman x ve y'ye 1 vereceğim unutma. Ve en önemli şey de r artı birinci terimi ben hiç bunu ezbere bilmiyorum arkadaşım. Bildiğim şey ne biliyor musunuz? Birinci terim her zaman n'in sıfırla başlıyor. Bakın n'inci terim n artı 1 ile başlıyor. O zaman birinci terim n'in ile başlıyorsa üçüncü terim bir geri olacak. Yani bana neyi verecek? Benim kat sayımın 8'in ikilisi olanı verecek. Benim kombinasyonum 8'in 2 olacak. Niye? Çünkü üçüncü terim diyor bana. Bak üçüncü terim demek n'in sıfırlısıyla başladığında n'in birlisi n'in ikilisi yani n0 n1 n2 gördüğün gibi üçüncü terimi verir. O zaman 8'in 2'lisi olur. Her zaman benim aklım böyle çalışıyor. Kaçın iterim diyorsa bir geri gidiyorum. Bakın burada da onu söylüyor ama olsun. Ben daha güzel söyledim diye düşünüyorum. Niye? Çünkü bak burası da biz böyle anlatmıştık. 2x'e y e demiştik. Şu alttaki her zaman buraya gelecekti 2. Üstlerin toplamı her zaman üst tarafı verecekti. O zaman olayım bitti işte bu kadar. İşte bunun açılımı bu kadar arkadaşım. Olayı bitirmiş oldum. Burada da sana ezber bir formül söylüyor. Hocam ne anlatıyorsun ya ben ezberlerim diyorsan sen bilirsin. Ama bu, bu şekilde çok pratik oluyor arkadaşım aklında olsun. Ve olasılık sorularına geldik. Olasılık sorularında da bakın burada da e, bir tane sorun var size. Onu da yapmış olacağız birazdan. Olasılığı anlatmış olalım. Örnek uzay dediğimiz bir E var. Örnek uzay dediğimiz şey ne arkadaşım? Bütün olasılıkların bir arada bulunduğu kümeye biz örnek uzay diyoruz. Mesela bir zarı attığında Gelebilecek ihtimaller 1 2 3 4 5 6'dır. İşte bu örnek uzaydır. Unutma aklında olsun. Ve bir olayın gerçekleşme olasılığı. Hani İngilizcede probability dediğimiz bir kelime var ya olasılık, ihtimal. İşte o probability kelimesinin baş harfi P ile PA diyoruz. Yani A olayının gerçekleşme olasılığı nedir arkadaşım? SA A'nın eleman sayısı bölü evrensel yani örnek uzayın eleman sayısı tüm durumlar istenen durum ne demek istiyorsun? Mesela zarı attın. Zarın gelme ihtimali 6 tane durum var. Tüm durum işte bunlar ve ondan sonra arkadaşım ben sana çift gelme ihtimali dersem 2 4 6'dan dolayı 3/6 yaparsın. Tek gelme ihtimali 1 3 5'ten dolayı 3/6 yaparsın. Asal ve çift gelme olasılığı dersem sadece bir tane çift asal vardır. O da 2'dir. 1/6 dersin. Buna benzer olaylar. Sana ne sorarsa örnek uzayı iyi tespit edeceksin. Zaten üst taraf örnek uzayın içindeki bir şey unutma. Zaten üst taraf örnek uzayın içindeki bir şey unutma aklında kalsın. Devam ediyorum arkadaşım. Bir evrensel uzayın, daha doğrusu örnek uzayın e, olma ihtimali birdir. Yani senin bir zara attığında 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan birinin gelme ihtimali... Ya yüzde yüzdür. Yani birdir. Biz buna kesin olay diyoruz. İmkansız olay. Zarı attım. Yedi gelme ihtimali. Yedi gelir mi arkadaşım? Akıl var, mantık var. Yedi gelmeyeceğim için, gelemeyeceği için o zaman ne diyoruz? Buna da imkansız olay diyoruz arkadaşım. Bunları unutma. Hemen devam edelim bakalım. Bir olay imkansız olayla nedir? Ee, kesin olay arasındadır. İmkansız olay olabilir, kesin olay olabilir. Fark etmez ama kesinlikle olasılık bu ikisinin arasındadır. Ve bir olayın olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı her zaman yine birdir. Ve iki tane olayın iki tane daha doğrusu ortak yolları bulunan iki tane olayın yani ayrık olmayan iki tane olayın birleşiminin olasılığı da A ile birleştiriyorsun. A'nın olasılığı B'nin olasılığı ile birleştiriyorsun. Ve ikisinin kesişimini çıkartıyorsun. Ne demek istiyorum? Ben sana dersem ki arkadaşım asal Sayı gelme asal sayı gelme olasılığı dersem bakın mesela ne ne diyebiliriz? Asal tek gelme olasılığı dersem mesela bu nedir? Daha doğrusu asal ve tek asal veya tek dersem nasıl olacak arkadaşlar? Asalları yazacağım, tekleri yazacağım, asal ve tekleri çıkartacağım. Bakın tam oturdu şu an örnek. Asal veya tek dersem veya bakın birleşim yani. Asal veya tek gelme olasılığı dersem asalları yazarım tekleri yazarım, asal ve tekleri çıkartırım. Bu da bana ne yapar? Cevabı verir. Ayrık ise zaten kesişim yoktur kümelerdeki gibi. Kesişim olmayınca da A'nın olasılığıyla B'nin olasılığını toplayıp olayı bitireceksin. İlk üniteyi bitirdik arkadaşlar. İlk ünitede ne vardı? Bu olaylar vardı. Şimdi bu olaylarla ilgili bir tane soru çözelim ve bu konuya nokta koyalım. 4 doktor, 3 hemşire arasından 3 kişi seçilecek ve bir bir ekipte üç kişi seçecek ekipte en az iki doktor olmalısını. En az iki doktor nasıl olur arkadaşlar? Ya iki doktor seçersin D1, D2 ya da 3 doktor seçersin D1, D2, D3. E, en az iki doktor olma olasılığı diyor. E zaten üç kişi seçmiyor muydum? Seçiyordum. O zaman bir tane de hemşire seçeceğim. E, o zaman dördün ikilisini seçecek miyim? Seçeceğim. Bitti mi? Hayır. Ve ve bakın iki doktor ve bir tane hemşire olacak. Üçün birlisi veya veya bak veya deyince artı ve deyince top, çarpma. Geldim buraya. Doktorlardan ne yapacağım? 3 tane seçeceğim. Hemşirelerden de hiç seçmeyeceğim. Gördüğün gibi hiç hemşire yok. E bitti. İşte gördün mü? Olay bu arkadaşım. Çok güzel bir şekilde bulmuş olduk. 4'ün ikilisi 6 6'ydı. 6 x 3 18. 4'ün üçlüsü 4'ün birliğine eşitti. 4'lü 3'ün sıfırlısı 1'di. O zaman burası 18'dir. Burası da 4'tür. 4 artı 18'den dolayı cevabım ne oldu? 22 olmuş oldu. Bu soruyu da bu şekilde yapmış olduk. Geldik ikinci üniteye arkadaşlar. İkinci ünitemiz fonksiyonlar ünitesi. Fonksiyon neydi arkadaşım? Fonksiyon bir fabrikaydı. Tanım kümesi yani bir girdiler oluyordu. Bir de çıktılar oluyordu. Biz de buna görüntü kümesi diyorduk. Ve bu çıktıların haricinde kalan hani böyle bazen ne yapılır defolu mallar olur ya. Bizim istediğimiz nedir? Malı koyduk mu iyisi çıkmasıdır. Defolu mallar dahil başkalarının da olduğu geniş kümeye de biz değer kümesi diyorduk. Ama bizim istediğimiz asıl görüntü kümesiydi. Ve biz buna EFA diyorduk. Tanım kümemiz A kümesiydi. B kümesi değer kümesiydi. Bir de X'leri yerine koyduğumuzda cevaplar çıktığı için biz buraya da EFA diyorduk. Fonksiyonun en büyük özelliği en en olması gereken şey... A kümesindeki her elemanım gidecek arkadaşım. Bir de karşıda her bir eleman Yalnız bir elemana gidecek. Mesela burada 5 var, karşıya gitti bir elemana. 6 var, o da yine aynı elemana gidebilir. Bak aynı elemana gitmesinde bir sıkıntı yok. Yeter ki bir kişi karşıda bir kişi gitsin. 5 karşıda hem biri hem üçe gidemez. O aklında olsun. Burada boş eleman kalmayacak, karşıya gidecek ve karşıda herkes bir elemana gidecek. A kümesinden B kümesinde kaç tane fonksiyon tanımlanabilir? B kümesinde kaç eleman varsa Mesela birinci elemana kaç kişi gidebilir? Herkes. İkinci elemana herkes. Üçüncü elemana herkes. O yüzden ne yapıyoruz? 5 üzeri ne yapıyorsun? Her bir elemana buradaki herkes gideceği için 5 eleman varsa burada altı varsa 5 üzeri 6 diyorsun. 5 üzeri 6 diyorsun. Unutma aklında. Olsun. Evet fonksiyon çeşitlerini görmüştük. Sonrasında fonksiyona dört işlemi gördük, grafiğini gördük ve unutma arkadaşım. Bir de bileşke ters fonksiyonu görüp hemen güzel bir soruyla bu konuyu bitireceğiz. Fonksiyon çeşitlerinde ne vardı? İçine fonksiyon. Değer kümesinde boşta eleman kalmayacaktı. Değer kümesi neresiydi arkadaşım? Hatta şu şöyle yanımızda kalsın. Bunu da yanımızda kalsın. Gösterelim arkadaşlar. Ne diyoruz? Değer kümesinde boşta eleman kalmayacak. Ne yapacaksın? Boşta eleman kalacak. Özür dilerim. Biz şu an içine iyi yapıyoruz. Boşta eleman kalması demek. Yani burada unutma arkadaşım. Çok önemli bir mevzu burası. Ne yapacaktık burada? Burada. Burada eleman kaldığı anda içine diyoruz. Peki burada eleman kalmazsa ne olacaktı? Unutma bak burada eleman kalmazsa tamamen buradaki elemanlar buraya geçip örtersene olacaktı? Buradaki elemanların hepsini örten fonksiyon olacaktı. Ve unutma arkadaşım buradaki her eleman karşında bir elemana gidecek demiştik. Ama herkes ayrı ayrı bir elemana giderse o zaman buna da birebir diyorduk. Ve birim fonksiyonu neydi? Her elemanın kendisine gitmesiydi. 5, 5'e giderse, 10, 10'a giderse ya da bir fonksiyonun içi neyse dışı da o olursa arkadaşım. O zaman biz de buna ne diyorduk? Hemen dediğimiz şey şuydu. İçine birim fonksiyonu dışı. İçi neyse dışı da olacak. Unutmayın. Bu arada buş görüntü şöyle de olabilir. fx artı 1 eşittir. Nedir? x artı 1 olursa biz buna yine birim fonksiyon diyoruz. Çünkü içi neyse dışı da o oluyor. Sabit fonksiyon x'in olmadığı fonksiyondu. İçine ne verirsen ver dışı aynı oluyordu. Ya da x'li terim yoktu. Bu çakallığa dikkat et. Sıfır fonksiyonu özel bir sabit fonksiyondu. İçi ne olursa olsun cevabım bir sayı değil. Direkt sıfır oluyordu. Yine x'li terim yoktu. Tek fonksiyon deyince orijine göre simetrik. Çift fonksiyon deyince y'ye göre simetri muhabbetini unutmayacaksın. Ve Tek fonksiyon derse tek kuvvetli elemanlar olur. Çift fonksiyon derse çift kuvvetli elemanlar olurdu. Ve tek fonksiyonun tanımı şuydu. Fx'te x'in yerine eksi x koyduğum anda eksi dışarı kusuluyorsa biz buna tek fonksiyon. x'in yerine eksi x koyduğumda burada da arkadaşım e x'i yutuyorsam ben fonksiyonum. X'i yutuyorsa o zaman bu da çift fonksiyondur diyorduk unutma. Bu dörtlü birlikteydi. Dört nerede hocam? 1 iki, üç. Hayır. Tek fonksiyon da aynı şekilde. Mesela orijine göre isim ettik derse sen hemen tek fonksiyon alacaksın. Tek fonksiyon derse hemen bu formülü aklına gelecek. E, üstler tekse, kuvvetler tekse hemen tek fonksiyon aklına gelecek. Bunları unutma arkadaşım. Bir de doğrusal fonksiyon vardı. Burada da birinci dereceden bir x vardı. Bir tane de b vardı. Yani bu, bu formattaki işlemede biz ne diyorduk? Ee, doğrusal fonksiyon diyorduk. Geldik fonksiyonlarda dört işleme. Burada acayip kolaydı. Yalnız şuna dikkat edin. A kümesi ile B kümesi ayrı ayrı F fonksiyonlarının tanım kümesi ve cevaplar da R'ye gidiyor. R'ye gittiğinde unutmayın bunların kesişimi olmak zorunda. Boş küme değil yani kesim. Kesinlikle kesimleri var. Neden? Çünkü ben F ile G'yi birleştirir. Yeni bir fonksiyon yaparsam H fonksiyonu eşittir. F artı G'nin G dersem işte burada unutma arkadaşım yapacağımız şey ortak elemanları koymak. Tabii ki de bir eleman F'de var G'de yoksa sen burada nasıl bunları böyle ayrı ayrı yazabilirsin yazamazsın. O yüzden benim F artı G'de F eksi G'de F çarpı G'de F bölü G'de her zaman tanım kümem neler kesişimler. Bunu aklından çıkarma her zaman kesimler. Devam edelim. Peki yaptığımız şey ne? F artı G ise ayrı ayrı yazıyorsun. F eksi G ise ayrı ayrı yazıyorsun. F çarpı G ise ayrı ayrı yazıyorsun. F bölü G ise ayrı ayrı yazıyorsun. Yalnız burada tek bir dikkat edeceğin şey var. Her zaman olduğu gibi, her zaman olacağı gibi payda hiçbir zaman sıfır olmayacak. Buna dikkat ediyorsun. Bir fonksiyonu sayıyla çarpmak K çarpı F dersen yine ayrı ayrı yazıyorsun. Burada da K dediğimiz şey herhangi bir reel sayı arkadaşım aklında olsun. Peki grafiklerde ne vardı? Grafiklerde arkadaşım x'in en başıyla en sonunu tuttuğunda bu arada hiçbir kesiklik olmadan gidiyorsam işte benim x'lerimin olduğu yer tanım kümesidir. Ve bakın burası dolu olduğu için eksi 7. Burası dolu olduğu için x'lerim eksi 7 ile 5 arasındaki sayıları alıyor. Y'deki formata baktığımda ise y'de de en alt sınırım eksi 2'de en üst sınırım 5'te olduğuna göre işte burada görüntü kümemde eksi 2 ile 5 arası olduğunu söyleyebilirim. Devam ediyorum. F1 deyince bana hemen x'ten dikey ya da ya, dikey ya da dikey olarak aşağı ya da yukarı gidiyorum. Bakın gittiğimde ne görüyorum? F1'imin 4 olduğunu. Ben bu gibi sorularda nokta tahlili yapmanızı tavsiye ederim. Nokta tahlili nedir hocam? Bakın şu nokta nedir arkadaşım? Eksi 7'ye eksi 1'dir. Devam ediyorum. Şu nokta nedir arkadaşım? Bak bu nokta nedir? Eksi 6'ya 0'dır. Bakın bu nokta nedir bu nokta? Daha doğrusu şurada bir nokta var. 0'a 5'tir. Şu nokta nedir? 1'e 4'tür. Bakın burada nokta var. 2'ye 0 var. Bakın şurada ne var şurada? Belli olmuyor ama herhalde şurada 3 var. Ee, yanlış olmasın biz 3 yazalım. 3'e 2 var. Süper. Peki şurada ne var? Bakın yine şurada 4'e 0 noktası var. Bir de şurada 5'e bilmem bir şey var ama orası da yazılmamış. Şimdi arkadaşım nokta tahlili yaparsan olay rahatlar. Niye? Bakın fx fonksiyonu olduğu için bizim buradaki birinci elemanlarımız x'i ikinci elemanlarımız y'yi gösteriyor. O yüzden bak şimdi ne olacak arkadaşım? Yapacağımız şey şu. 1 ile 4 yapacağız. 1 ile 4 yaptığımızda ne yapacağız arkadaşlar? Ne yapacağız arkadaşlar? 1 ile 4 yaptığımızda f1 4'e eşitleyeceğiz. Var mı? Var. Bakın F0. F0 nerede? X'i 0 olduğunda burada. O zaman ne oldu? Burası 5 oldu. Peki F4 ne F4? Bakın 4'e 0 olduğuna göre F4 0'dır. Peki F-7 nedir? Bakın F-7 eksi 7 eksi 1'e gittiğine göre hemen buraya yazabilirsin. Yani nokta tahlili senin çok işine yaradı. Ve fk eşittir sıfır denklemin kökleridir. Yani senin fonksiyonunun eşittir sıfır yaptığında denklemin kökleri ya da sıfırları diyorsun. Ve unutma arkadaşım burası çok önemli. F 0 yani cevaplar y'ler sıfır olduğu için y'ler sıfırsa bakın bu k ne olabilir? K 4 olabilir. Tersten gidelim. K 2 olabilir. K bir de ne olabilir? 6 hangi 6? Eksi 6 olabilir. İşte bu k'lar Bunlar olabilir arkadaşım. Aklında olsun. Ve de x'i kestiği noktalar olduğu söyleyebiliriz. Çünkü niye? Y'si sıfır olan şey x'in üzerindedir. X'in üzerinde y yoktur. Yani virgül sıfırdır. Y'nin üzerinde x yoktur. Yani sıfır virgül bir şeydir. Unutma aklında olsun. Düşey test. Bakın düşey test nedir? Şu olaylardır. Düşey test bu olaylardır arkadaşım. Bu olaylar bize fonksiyon olup olmamasını verir. Fonksiyon mu? değil mi sorusunu verir. Yatay testte birebir mi değil mi diye verir. Bakın bu bir fonksiyondur. Herkes bir noktada kesiyor. Ama yatayları görüyorsunuz. iki noktada hatta ve hatta bazen üç noktada kesiyor. Bu da bire bir midir diye verir. Bire bir mi diye soru sorar sana. Bire bir mi? Gördüğünüz gibi bu fonksiyonumuz birebir değil. Ama fonksiyon. Niye? Çünkü yatay olarak dikey olarak bir noktada kesti yatay olarak da bir noktada kesmediği için bu fonksiyonumuz üzerinde bakarsak fonksiyondur ama yatay olarak birebir de birebir değildir dedim ve bu kısmı geride bıraktım. Geldik son kısma bileşke ve ters fonksiyon çok önemli. Burada da aslında yapacağın tek bir şey var. Fok derse yani f bileşke g derse f'nin içine g fonksiyonunu koyuyorsun. Bu kadar yapacağın işlem bu sadece. Ve hiçbir zaman unutma fork ile golf birbirine eşit değil. Sadece birbirinin aynısı olduğu durumlarda eşittir. Ama geri kalan hiçbir durumda birbirine eşit değillerdir. Aklında olsun. Sadece yapacağın iş birini diğerinin içine koymak. Hangisini? Tabii ki de buradaki g'yi f'in içine koymak. Başka da bir mevzu yok. Ters fonksiyonda ise şunu bileceksin. Bakın burada anlatmak istediğimiz şey o. Tanım kümen a'dan b ise b'den a'ya gidecek. Bileş, e, burada ters fonksiyonda tanım kümen b olacak. Aklında olsun. Bir de arkadaşım tanım kümesi yer değiştirdiğinde F5 eşittir 2 ise ters fonksiyonda da F'in tersi 2 de 5'tir. Ne yaptım bu sefer? Her şey terse dönecek. Yani dışarıdaki 2 içeri geçer. 5 dışarı çıkarsa biz buna işte ters fonksiyon diyoruz. Bunu da halletmiş olacağız. Ve bir fonksiyon yazarken X'i yalnız bırakacağız. Y ile X'in yerini değiştireceğiz. X'i yalnız bırakana kadar işlem yapacağım. En sonunda da X ve Y'nin yerini değiştireceğim. Olay bu. Bakın burada ve burada aynısını yapıyorsunuz ama daha kolay formatta. AX artı B'de X eksi B bölü A diyebilirsin. Bir de rasyonel ifadelerde A ile D işaret değişerek yer değişecek. Ama dikkat edin X'ler alt alta sayılar alt alta geldiğinde. O zaman ne oluyor? AX bölü CX. AX artı B bölü CX artı D'de D buraya eksi de A buraya eksi A olarak geçecek. Bu da birbirinin tersidir unutma. Ve ortak bir olay var burada. Ortak olayımız da şu arkadaşım. Bir fonksiyonun tersinin tersi kendisidir. Unutma. Bir fonksiyonun tersiyle kendisi veya tersiyle kendisi ya da kendisiyle tersi bir araya gelirse birim fonksiyon yani I ile gösteririz. Bir de bir bileşke fonksiyonun tersini alırsan hem yer değiştirecekler hem de ikisinin de tersini almış olacaksın. Burada birbirlerinin yeri değişmesini unutmayacaksın aklında olsun. Ve geldim tek soru tek atışlık bir sorun var. Onu da yaptıktan sonra fonksiyonlar konusunda bitirmiş olacağım. Gerçek sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonlar için fx x artı birmiş. Gof x de x kare eksi x artı birmiş. G eksi 3 de 25'miş. Eşitlikleri verildiğine göre Buna göre A kaçtır diyor. Şimdi bakalım bu soruyu nasıl yapacağız? Ben olsam şöyle yaparım. Bakın golf neydi Golf? Golf dediğim şey G'nin içine fx'in girmesiydi. Ve bunun cevabı da bu arada x kare eksi x artı a'ymış. Peki fx'im neydi? fx dediğim şey x artı 1'di. Bakın fx'in yerine de x artı 1 koydum. Yine x kare eksi x artı a etti. Bana adam eksi 3 verdi. E, i̇çerisinin eksi 3 olması için bakın buranın eksi 3 olması için hemen şuracıkta yazayım. x artı 1 eşittir eksi 3 yazdım. Buradan da x eşittir eksi 4 geldi. Artık ben diyorum ki x eşittir eksi 4 için diyorum bakın için. O zaman ne oluyor? g fonksiyonu eksi 4 artı 1 eşittir. x'in yerine ne koyduk? Eksi 4'ün karesi eksi eksi 4 artı a dedim. Ve buradan da arkadaşım G eksi 3'ü ben ne bulmuş oldum? Artı 16 artı 4 artı A bulmuş oldum. G3 dediğim birader 25 olduğuna göre G eksi 3. Burası da 20 artı A'dan dolayı A'yı çok güzel ve kocaman bir şekilde 5 bulmuş oldum. Ve burayı da toparladık ve bitirdik dedik. Ve güzel bir şekilde bu sorunu da içinden geçtik. Arkadaşım gördüğün gibi toparlayıcı bir fonksiyon sorusuydu. Bunu da bu şekilde bitirdik. İnşallah olayı iyi tekrar etmişizdir. Arkadaşlar şimdi yine tekrardan söyleyelim. Ee son ödülü sorumuzda da yine yorum yapacağız ama... ...sizden ricam ee bu dönem boyunca yazılı kamplarımız oldu. Şimdi full tekrar kamplarımız oluyor. Videolarımız oluyor. Bu videoların sonunda aslında sizler de beğenilerinize göre tabii ki de biz veya hatta beğenmemenize göre formatımızı veya hatta derslerimizi ona göre yorumlandırıyoruz. Ekibimizdeki arkadaşlar bunları inceliyor. Sizden ricam arkadaşlar hemen yazılılardan kaç aldınız mesela bu videoyu durdurun. Yazıldaki notlarınızı yazın. Bu dönem videolarda ne yaptınız Tonguçlar'da? Tonguç videoları size verimli oldu mu? Nerede verimli oldu? Nasıl yapılırsa daha iyi verimli olur. Lütfen yorumlarda bunları belirtin. Unutmayın arkadaşlar. Sizden beklentim bunlar. Bunları yazın. Polinom kavramına geçelim. Üçüncü ünite. İlk ünitemiz neydi? Olasılıklı sayma ve olasılık konusuydu. Sayma, permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılık görmüştük. İkinci ünitemiz fonksiyonlardı. Fonksiyon, fonksiyon çeşitleri, fonksiyonlarda dört işlem. Fonksiyonlarda bileşke ve ters fonksiyonu görmüştük. Şimdi de polinomlara geldik. Polinomlar da özel fonksiyonlardı. Ne vardı polinomlarda arkadaşım? Şu vardı. Bakın x'in üssü neydi? Doğal sayıydı. Bütün kuvvetlerim yani x'lerin üssü doğal sayı olacaktı. Kas sayılar yani x'lerin önündekilerde ne olacak arkadaşım? X'lerin önündekilerde reel sayı. Yani bu x'lerin önündeki sayılar Allah ne verdiyse her şey olabilirdi yalnız x'lerin üstü doğal sayı olacaktı. Ve baş katsayı dediğimiz bir kavram vardı. O da en büyük üstü sayını en büyük üssün önündeki katsayıya baş katsayı diyorduk. X'siz kısma aslında x'siz dediğimiz x üzeri 0 vardır orada ama olsun. X'siz kısma biz sabit terim diyoruz. Bir de arkadaşlar bir polinomun derecesi unutmayın en büyük üstle alakalıdır. Sadece üstü yerine koyuyorsun. Sabit terimi bulmak istiyorsak tabii ki de x'in yerine 0 koyarsak pat 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 x olanlar gider ya da px artı 2 polinomunun sabit terimi nedir dersem o da aslında bir bakıma p2 nedir sorusuna eşittir unutmayın sen hemen x'in yerine yine 0 koyacaksın. Bilmem bir şey polinomunun katsayıları toplamı derse bakın katsayılar için x'lere 1 veririm. O zaman a'lar gitmemiş olur. AN A eksi -1'ler kalır. İşte bu da bize katsayıları verir. Yine px artı 2'de bu sefer de sen x'in yerine 1 koyacaksın. Bakın içeriği 1 yapmaya çalışmıyoruz. x'in yerine 1 koyuyorsun. Aslında px 2'nin katsayılar toplamı P3 nedir sorusuyla aynıdır. Unutma aklında kalsın. Sabit polinomda x'siz derecesi bu arada nedir sabit polinomun? x üzeri 0'dan dolayı derecesi sıfırdır. Devam ediyorum. Sıfır polinomu da özel bir sabit polinomdur. O da nedir? Sıfırdır. Peki bunun derecesi? Derecesi belirsizdir arkadaşlar. Belirsiz. Neden? Çünkü bunun yanında x'leri 5 mi var? x'leri 15 mi var? Belli değil. O yüzden ne yapıyorsun arkadaşım? Burada sıfır polinomunun derecesi belirsiz ama sabit polinomun derecesi sıfırdır dedik. Bunu unutmuyorsun. Geldik polinomlarda 4 işlemi. Polinomlarda dört işlemde arkadaşım. Yapman gereken şey şu. Toplama, çarp, çıkarma, çarpma bölmede ne yapacağız arkadaşlar? Bunları çok güzel bir şekilde hemen yerine koyacağız. Px artı Qx yapacağız. Px eksi Qx yapacağız. Px çarpı Qx yapacağız. Bunların her birini yapacağız. Nasıl yapacağız peki? Toplama çıkarma da aynı derece terimler toplanacaklar, çıkarılacaklar. Çarpmada her bir terim Q'nun her bir terimiyle çarpılacak. Bölmede ise çok özel durumlar var. Onları şimdi göreceğiz. Ne o? Px polinomunun Px polinomunun x eksi a ile bölümünden kalan derse biraz önceki sabit terimdeki biraz önceki katsayılar toplamındaki gibi hemen sen x eksi a eşittir 0 diyorsun. x eşittir a diyorsun ve bu a'yı gelip x'in yerine koyuyorsun. x'in yerine koyuyorsun. Bunu yaptıktan sonra arkadaşım hemen Mesela x eksi 5 ile bölümünden kalan dersi x eksi 5 eşittir 0. x eşittir 5 diyorsun. Bu 5'i gidip x'in yerine koyuyorsun. Mesela burada x artı 1 deseydi x'in yerine 5 koyup ne yapacaktın? P6 diyecektin. x artı 1 P6 diyecektin. Unutma aklında olsun. O zaman P A eşittir 0 dersem o da x eksi A P x'in bir çarpanı olduğunu aklıma gelir. Bakın tam tersini söylüyorum bu sefer. Bir şey eşittir 0 dersen işte o zaman Bakın x eksi a px'in bir çarpanı olduğunu görürsün. Aklında kalsın. Ve burada derece senin için m ise qx'in derecesi de senin için neyse ve m büyüktür neyse toplamada tabii ki de üssü büyük olanınki işareti gelecek. Çarpmada bakın şöyle düşünebilirsiniz. Bunun derecesi m ise bunun x üzeri m diye kabul edip bunu x üzeri n diye kabul edebilirsin. Geri kalan elemanlar ıvır zıvır. Bana derece sorduğunda en üst derece lazım ya. Toplarsan x üzeri m ile x üzeri M daha büyük olduğu için tabii ki de burada x üzeri m'ye gelir cevap. Peki burada çarpmada ne olacak? Tabanlar aynı olduğu için üstler toplanacak. Bölmede ise tabanlar aynı olduğu için üstler çıkarılacak. İşte bu muhabbetlerde derece muhabbetlerinde derecesi m ise px'e x üzeri mi? Derecesi q ise x üzeri n diyebiliriz. Bu da aklımızda olsun. Geldik çarpan mı? Çarpanları ayırma özdeşlikler ve orada da güzel bir sorun var. Sonrasında da arkadaşım işte bu full tekrarımız bitiyor. Hemen bakalım güzel bir şekilde bunları hatırlayalım. Ortak çarpan parantezini nasıl alıyordum dostum? Şöyle alıyordum. İkisinde de bakın A çarpı A çarpı B. A çarpı A çarpı A. B çarpı B var. O zaman ne yapıyorsun? Buradaki iki tane A ile Buradaki B'ler ortak. Bakın iki tane A'yı aldım. Bir tane B'yi aldım. Ne kaldı? Sıfır demiyorsun. Çarpma durumunda olduğu için bir diyorsun. Buradaki iki tane A'yı alırsam A kalır. Buradaki bir tane B'yi alırsam B kalır. Ve olay biter. İşte bu kadar. Yapacağın şey ortakları paranteze alıyorsun. Ortak çarpan parantezi çünkü bu. Bir şey kalmıyorsa bir yazıyorsun. Ve diğer kalanları da yazıyorsun. Bunu hallettim. Gruplandırarak dersem de o zaman iki tane grubu, iki tane grup yapıyorum. Sonra da, sonra da ne yapıyorsun arkadaşım sonra da? Çok güzel bir şekilde hemen bunları da ona göre yapmış olacağız. Bakın nasıl mesela n ile nx var. Bakın n ile nx'i ortak n parantezine alırsam n'den 1 kalır. nx'ten de x kalır. Bakın m parantezine alırsam burayı artı m parantezine alırsam m'den x kalır. Buradan da ne kalır arkadaşım? Eksi 1 kalır. Şimdi çok dikkat et. Ben burada yanlışa girdim şu an. Neden? Çünkü birisi x eksi 1 eksi x birisi x eksi 1 geldi. O zaman bir kere daha formatı değiştireyim. 1 eksi x olsun. Burası artı m değil de eksi m yaparsam burası da 1 eksi x 1 eksi x gelir. x eksi 1 değildi. Ne yaptım? Eksiyle çarpmış gibi oldum. Şimdi ne yapacağım o zaman bu adamı ben? İşte bu adamı şu an 1 eksi x ortak parantezine alırsam 1 eksi x'i aldığım anda buradan n kalır. 1 eksi x'i aldığım anda buradan m kalır. Ve n eksi m cevabım olmuş olur. Peki ax kare bx artı c çarpanları ayırmasında ne yapacaktık? Bakın burayı x'e x diye ayırıyorduk. Burada da hangi iki sayının çarpımı eksi 12 toplamı eksi 6'tır diye düşünüyorduk. Eksi 4'tür. O yüzden de eksi 6'ya artı 2 diyorsun. Bakın toplamı eksi 4 oldu. Hangi iki sayının çarpımı eksi 12 toplamı eksi 4 olacak arkadaşım? Unutma bunları da söylemiş olduk. Devam edelim. O zaman ne yaptık? X ile zaten ikisi de x olduğu için x eksi 6 x artı 2 yazmanda bir sıkıntı yok. Devam ediyorum. Burası 1 değilse en baştaki sayım 1 değilse bakın bu 3 x'e x ayrılacak. Başka hiçbir şans yok. Bu adamın da 5'e birden... başka şansı yok. Yalnız hangi iki sayının çarpımı eksi 5'tir? Ya eksi 1'e 5 ya da 1'e eksi 5. O zaman ne diyorum? Bunlardan birisi eksi, biri artı. Peki toplamlar da ne olacak? Artı 14. Bakın 3 kere 5, 15. 1 kere x, 1. 1x. E 15, 1 çıkartacağım. Peki kimi çıkartacağım? Artı 15, eksi 1 yapacağım. He. O zaman bu artı 1 bu da eksi. Bakın bununla bu çarpılacak bununla bu çarpılacak. Kim kimle çarpılacaksa diğer parantezde olacak arkadaşım. Kim kimle çarpılacaksa. Mesela 3x ile kim çarpılacak? Artı 5. O zaman diğer parantezli. E, x ile kim çarpılacak? Eksi 1. O zaman diğer parantezli. Gördün mü? Olay bu. Bakın 3x kere 5, 15x. Eksi 1 kere x, eksi x. Etti mi sana? 14x. Eksi 1 kere 5, eksi 5. 3 kere x, 3x kare olmuş oldu. Şimdi geldim son muhabbete. O da şu. 2 kare farkında ne olacak arkadaşım? 2 kare farkında da a kare eksi b kare. a eksi b art, çarpı. A artı B olacak. Bunu zaten 8. sınıftan beri biliyoruz. Öz halleri, öz hallerinin toplamı ve farkı olacak. Toplamı ve farkı olacak arkadaşım. Devam ediyorum. Tam kare ifadelerde de ne olacak? Binom açılımındaki gibi birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikinci çarpım iki katı. Arası eksi ise arası eksi. Sadece burası eksi. Dikkat. Peki iki terimin iki terimin toplamının farkının kübü. X artı y'nin kübü, x eksi y'nin kübü. X küp 3 tane x kare y, 3 tane x y kare y küp. Nereden biliyorum? Binom çarpım. Bak x kare x, x küp, x kare x, x gitti. Y yoktu. Y üzeri 1, y üzeri 2, y üzeri 3. Gördün mü? Olay bu. Peki 3'ten nereden geldi? Tabii ki de Pascal üçgenindeki 1, 3, 3, 1'den geldi. Unutmuyorsun. Eksi olursa e, y'nin önünde eksi olduğu için y'nin tek kuvvetlerinde tabii ki de önündeki sayılar eksi olacak. Aklında kalsın. Peki küp toplamı küp farkından ne olacak? Orada da en öz hallerini alıyorsun. Bakın arası eksi ise arası eksi hallerini alıyorsun. Bu artı ise burası eksi. Bu eksi ise burası artı oluyor. Bu taraf zaten aynı. Peki bu ikinci kısım kime benziyor? Tabii ki de tam kare ifadeye benziyor. Yalnız burada iki yok. Yani öz hallerini aldın. Sanki karesini alıyormuş gibi ama şurada iki yok. Öz hallerini aldın. Sanki kare alıyormuş gibi ama şurada iki yok. O zaman bir de şuna dikkat ediyorsun. Öz halleri artı, öz halleri eksi. Burası artıysa burası eksi, burası eksi ise burası artı olmuş oluyor. Buna da dikkat ediyorsun dedim. Ve konu anlatım kısmını bitirdim. Ve dönemin son sorusuna geldim arkadaşım. Ve çok güzel bir şekilde şimdi konumuzu, sorumuzu bitireceğiz. Arkadaşlar çok dikkat şimdi. Çok güzel bir soruyla karşındayız. Bir kere daha söylüyorum arkadaşım. Lütfen senden ricam. Lütfen yorumlarda istediğini yaz. Bu dönem nasıl geçti senin için? Ne yaptın? Tonguç Akademi yararlı oldu mu sana? Neler vardı neler yoktu? Kendini nasıl hissettin 10. sınıfta? Özel de söyleyebilirsin. Bütün her şeyini yorumlara bekliyoruz. İkinci dereceden PX polinomunun PX-1 ile P2 P- pardon daha doğrusu P-1 ile P2 0 eşitmiş. Bakın hatırlıyorsanız 2 slide önce daha doğrusu 2 tane... Şey önce biz ne demiştik? İki tane yaprak önce. Bakın burada söylemiştik olayı. Demiştik ki x eksi a bir şeyin çarpanıysa p a sıfırdır. p a sıfırsa o zaman x eksi a onun çarpanıdır. Hee. O zaman şöyle mi diyeceğiz? Bakın x artı bir bunun bir çarpanı. Ve aynı zamanda x eksi iki de bunun bir çarpanı. Bakın eksi birse ne yapıyorsun? Bunu söylüyorsun. Hee. O zaman px x polinomu kesinlikle ve kesinlikle x artı 1 çarpı x eksi 2'den oluşacak. Bu arada sorunun başını kaçırmayalım. ikinci dereceden diyordu. E bu zaten ikinci dereceden. E o zaman bunun önünde bir tane a olsa iyi olur. Ya da k. Ben burada a'yı tercih ettim. Buraya k. Neden? Çünkü bu fonksiyonun burası ikinci derece oldu ama acaba kat sayısı baş kat sayısı ne? Bilmiyorum. O yüzden bak a yazdım. Peki x'in yerine x'i 1 koyarsan hop burayı 0 yaptı. x'in yerine 2 koyarsan hop burayı 0 yaptı. Bak p p2 0 oldu. P eksi 1 de sıfır oldu. Evet müthiş bir şekilde burayı çözdük. Peki buradaki A'yı nasıl bulacağım? Şimdi soruda adam bana bir tane ne verecek arkadaşım? Tio verecek Tio. O tiyoda ne? Px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan 8'dir. İşte bu. Bak bu ne demek biliyor musun? x eksi 3 eşittir 0. x eşittir 3. x'i burada yerine koyuyorsun. Bu da sadece x olduğu için. P3 eşittir 8'miş. Hemen o zaman ne diyorum bakın. X eşittir 3 için P 3 eşittir A çarpı 3 kere 1 şey 3 artı 1 4 çarpı 3 eksi 2 1 e P 3 neydi? 8 8 eşittir A çarpı 4 kere 1 4 oldu. 4 A o zaman buradan da A'yı ne? 4'ü neyle çarparsan 8 eder? da ne bulmuş olduk? 2 bulmuş olduk arkadaşım. Peki A'yı 2 bulduysam bitti mi soru? Bitmedi. Neden? Çünkü bak Px'im şimdi ortaya çıktı. Px dediğim adam 2 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 2 oldu. Kat sayılar toplamı dediği için kat sayılar toplamı deyince P1 e P x eşittir 1 için diyorum. O zaman ne oluyor bu da? P1 eşittir 2 çarpı 1 artı 1 bir. bir de 1 eksi 2 oldu. Buradan da katsayılar toplamı yani P1 eşittir 2 kere 2 4 eksi 1 ile çarparsam cevabım eksi 4 olmuş oldu. Gerçekten süper bir full tekrar oldu ve güzel bir şekilde de bu ara tatilde matematik adına verimli bitirmiş olduk. Ne yaptık arkadaşım? Gördüğün gibi Bugün 23 Ocak itibariyle, pazartesi gün itibariyle matematik tekrarımızı yaptık. Lütfen üçer dörder gün arayla olan diğer derslerimizi de takip edelim. Sayısal derslerimizi tekrar etmiş olalım. Ve unutmayın arkadaşlar, ödevlerimizi de her türlü yapalım. Burada ödevler çok önemli. Çünkü ödevler derken bu dönemin tekrarı çok önemli. Bayağı önemli konuları yaptık. Unutursak patlarız. O yüzden tekrar önemli. Lütfen soruları yap. Eksik sorun kalmasın. Geçmişe dön. Hemen bir tara. Tamam bu soruyu anlamışım. Bu dört soruyu yapmışım. Aa bu soruyu boş bırakmışım. Hemen takada tokada takada tokada yapmaya çalış arkadaşım. Kitabında bir tane boşluk kalmasın. Lütfen testlerinde anlamadığın sorun kalmasın. Çünkü bak burada Tats uygulamasında kare kodda canım hocam seni bekliyor. İşte bu kadar arkadaşlar. Anlatacaklarımız, söyleyeceklerimiz bu kadar. Biraz önce yorumlarda istediklerimi yazın. Ve daha önemlisi işte ödülü soru. Birinci dönem nasıl geçti? İkinci dönem beklentileri neler? Bunların hepsini kendi beklentilerini ya da Tonguç Akademi'den beklentilerini ve yazılı notların kaç bu arada? Ne geldi? Dönem sonu notun kaç? Hoca sözlüden kaç verdi? Hepsini yorumlara bekliyorum. Ve full tekrarımız bitti. Bir dönem bitti. O zaman ne diyoruz? Bir dahaki dönem görüşürüz. <laughs>